Efendim bu dersimizde yine sık kullanılan edatlardan bir tanesinden diğer bir tanesinden maadan e, bahsedeceğiz. Maanı çeşitli görevleri var. Efendim e, bunların en önemlileri ismi, mevsul, ismi olarak kullanımı, ismi istifam, ismi şart e, ve ma'yı mastari olarak e, kullanımı. Bunun dışında tabii ki başka mağalar var. E, fakat e, bu mağaları tanımak efendim e, kolay. O yüzden ism mevsul, ismi istifam, ismi şart ve mastarı e, maasını e, sonraya aldım. Efendim e, ma-i dediğim şey taçub e, sigasında ortaya çıkan e, ma'dır. E, ma ecmele tıfle ne güzel çocuk e, diyoruz. Buradaki ma'ya ma-i diyorlar. Peşinden mazi sigada gelmiş ama geçmiş zaman bildirmeyen efendim bir taçip fiili var. E, bu taçip fiili hep efale vezninde gelir. Başka vezni yoktur. E, mazi kip ama geçmiş zaman bildirmez. Buradaki maya müpteda diyorlar. Geri kalan da haber. Şuradaki hu e, nesneyi mefulün bir ögesine karşılık gelir. O yüzden ecmele tıfle bakınız mansup olmuştur. Bu taçip e, uslubu gereğidir. burada ecmele fiil, faili nerede diye akla gelebilir. Özel bir usluptur. Bunun faili her zaman gizlidir. Bu ecmele hiçbir zaman ikil çoğul müennes, müzekir yani ayrımı olmaz. Sadece bu yapıda camid olarak efendim gelir. Değişken sadece buradaki çocuktur. Çocuk yerine adam dersin, manzara dersin, oda dersin, kitap dersin. Ha bir de F alevezdine koymak şartıyla yani Burada e, Farklı e, F alevezdinde e, Sözcükler getirirsin Ma eksara ne çok e, Ma ebade ne uzak ne ak, Ma akrabe ne yakın Ma atyabe Dersin işte e, Buradaki Ma'ya e, taçım Ma'sı diyorlar e, Efendim sonunda e, ünlem işareti e, konulur. Efendim, nahivin de nahiv çalışmalarının da başlamasına e, sebep olan rivayetler arasında zikredilen cümlelerden bir tanesi e, ma ecmelis ifadesidir. Eğer sonuna ünlem koyarsanız ma ecmelis dersiniz. Bak yukarıdaki gibi. Ee, ne güzel gökyüzü. Eğer ma e, e, ecmele e, es, şöyle o diyecek olursak e, o zaman esme burada e, ecmele fiilinin faili olabilir. Hani faraza. Normalde olsa bile bunun mühendis olması gerekir. E, çünkü esme mühendis bir e, sözcüktür. Fiili de ne olur. Faraza olduğunu varsayalım. Ma, olumsuzluk maası olur. Bu da fiil, fail olur. Gökyüzü güzel olmadı gibi bir anlam çıkar. Fakat şuradaki ecmel kelimesini dammeler, e, semayı da efendim mecuru kırarsak o zaman şu seçtiğim ifade isim tamamlaması e, ortaya, isim tamamlaması ortaya çıkar ve ma o zaman sor edatı olur. Yani anlamı da gökyüzünün en güzel şeyi nedir olur. Bu üç yapıda baştaki maya taçıp maası, ikinci cümledekine ma e, olumsuzluk maası, e, üçüncüsünde ise maya soru maası denir. Ma ecmeli semey gökyüzünün en güzel şeyi nedir? İşte yıldızlarıdır. En nucum diye de cevap verebilirsiniz. Bunun bir kıssası var, ee, önemli değil şimdilik. Efendim, nekra bir kelimeden sonra, bu nekra mecrur, mansup ya da merfi olabilir. Ee, zikredeceğimiz ma, e, bu belirsizlik bildiren nekra kelimenin belirsizliğini de daha da kapalı hale getirir. E, ma-i diyoruz. İbhem, kapalılık demek. Yani kapalılık bildiren ma. Nekra sözcüklerinden sonra gelir. Zaten nekra sözcükler belirsizlik bildirir. Ma getirerek o belirsizliği çoğaltmış olursunuz. Evet kullanımı sınırlı. Fi bir gün. Fi ma işte bir gün. Herhangi bir gün. Cera ma işte herhangi bir adam geldi. Raitu ma bir adam gördüm. İşte burada ma olmasa da zaten sözcükler belirsizlik ifade ediyor. Ma getirerek bu belirsizliği e, çaltmış oluyoruz. Efendim. Şimdi ne yaptık? May taçubiye kullanımı sınırlı dedik. İşte efale vezinde fiil e, peşinden de mansup isim gelir. Taçub da kullanılır. May ibhemiye dediğimiz nekra kelimeden sonra gelen belirsizlik bildiren mağdır. E, May kafe var. May kafe denilen şey inne ve benzerlerini duymuşsunuzdur. İşte bunların bir özelliği var. Efendim müpteda ve haberden oluşan isim cümlesinin önüne gelirler. Efendim bu e, müptedaya inne getirince ismi habere de e, innen haberi denilir. Bu teknik bir e, adlandırma. E, sonuçta müpteda önüne inne gelse de özne gelmese de özne öteki de yüklemdir. Tabi inne ismini nasb eder. Nasb eder. Tamam. Yani burada isim cümlesi gelir. Fakat bu inne ve kardeşleri ki biz bunlara inne efendim enne leite lealle, e, keenne e, e, diyoruz. Lakinne e, efendim hatta e, neyi saydık burada ama lienne bile e, diyebiliriz. Efendim, zaten lienne ennenin başına Li getirmiş halidir. Bunlar isim cümlesinin önüne gelirler? Eğer bunların sonuna inne ma, enne ma, leytema, leallema, kenne ma, ma, lienne, ma, lienne ma. E, sanki lienne ma'yı duymadım, e, lakine ma. getirildiğinde Artık bunlardan sonra isim cümlesi de gelebilir, fiil cümlesi de gelebilir. Mesela Hasenun talibun. Bu bir isim cümlesi. E, ee, i̇nne hasenen talibun. E, Leyte hasenen talibun. Kenne hasenen talibun. Lakinne hasenen talibun. E, efendim. Olur. Hasan öğrencidir. E, efendim. Peki şimdi innenin buraya ma getirirsek e, tabi e, hani inne ismini nasip ediyordu ya artık nasip etmez olur. E, normal isim cümlesinin önüne getirmiş oluyoruz. İnne me hasenun talibun. İstersek biz artık inneyi e, ma ile birlikte olması şartıyla fi cümlesinin önüne de getirebiliriz. İnne me yektubu talibu et derse. Efendim diye biliriz. Fiil cümlesi de gelebilir artık. E, i̇sim cümlesi de gelebilir. Bu maya işte ma'yı kaf diyorlar Yani innenin kendisinden sonra özne ve yüklem. Yani den oluşan isim cümlesine muhtaç olmasını engelleyen e, ma. Efendim, o zorunluluğa e, o zorunluluğu ortadan kaldırıyor. efendim kabaca özetliyorum. Tamam. Buna ma e, mai Bir de mai zaide var. Efendim bunlar e, az sayıda. Olsa da olur, olmasa da olur. Mesela e, zarf anlamı da veren şart edatımız ide var. Bunun sonuna ma getirsen de olur, getirmesen de olur. İşte bazı terkiplerde kullanılan ma'lar var. Mesela duneme amelin. Bakınız buradaki amel kelimesi mecrur. E, dune onu cerre diyor. Burada ma ha olsun ha olmasın. Zaten anlam açısından da öyle. Kullanım açısından da öyle. Herhangi bir etkisi yok. Mesela amme garibin yakında demek. E, efendim isterseniz siz an garibin de diyebilirsiniz. E, buradaki ma'nın herhangi bir işlemi yok. O sebeple Zahit diyorlar. Olsa da olur. E, olmasa da olur. Efendim. Amme garip. Ama kullanılan bir yapı. Efendim. Duneme amelin. E, çalışmadan. Çalışmaksızın. Demek. Malı da. Ması da aynı anlamı e, verir. Efendim. Yukarıda yazmadık ama vav ma'iye diye bir şey var. Yani başka Vav'lar da var. E, efendim. Ama onun da kullanımı e, az. Ben Şimdi ismi mevsul, ismi istifam, ismi şart, ma'yı, masariyeden e, bahsedeceğim. Önce buraya ismi mevsul e, ma'sına örnek vererek, e, örnek verdiğim cümleleri yazmışız önce. Efendim daha önceki bir videoda e, sık kullanılan edatlardan men e, edatını işlemiştik. Onun ismi mevsul kullanımı vardı hatırlarsanız. Ma'nın işte kullanımlarından biri de isim mevsuldür. İsmi mevsuller biliyorsunuz kendisinden sonra gelen cümleleri. Bu şibi cümlesi, isim cümlesi, fiil cümlesi olabilir. E, marife sıfat isme dönüştürür. Nitelik bildiren isme dönüştürür. E, Türkçe'de e, anası mezar dikecekmiş eklerinin ifade ettiği e, sıfat fiil e, gibi yapar. Mesela fi Cebi cebimde demek, ma fi cebimdeki, cebimde olan demek. Efendim bu ma'dan sonra yani isim mevsullerden sonra gelen e, bu cümlelere sıra cümlesi denilir. İşte e, bu isim mevsuller e, onlarla birlikte e, bir kavram oluşturuyorlar ve tek bir ögeye karşılık geliyorlar. Cebimdeki düştü. Ma fi cebike senin cebindeki, cebinde olan demek. Burada cebindeki ifadesi faile karşılık kullanmış ama yeni bir cümlede nesneye karşılık kullanmış. Cebindeki ni aldım. Buradaki ni'yi niye ilave ediyoruz tercümeye? Çünkü Türkler nesnenin sonuna işte nesne halinde ek getiriyorlar. E neye getirmiyor? Araplarda i'rab var. Ek, e Arapça ek, 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 eklemeli bir dil değil ki. E, murab bir dil. E, efendim, e, Sakata düştü demek. Ma sakata düşen. E, efendim, Ehas ma sakata düşen i aldım. Efendim, sakata düştü demek. Ma sakata düşen nukudun. Diyeceksiniz ki belki bu ne düştü? anlamına geliyordur. Eğer ne düştü anlamına gelseydi şuraya soru edatı koyardık ve buradaki ma, özne, müpteda, sakata haber olurdu. Ama ben cümlem devam ediyor. Cümlem devam ettiğine göre şu ifade tek bir ögeye karşılık gelir. Düşen paradır. Evet düşen paradır. Efendim tabak tehu onu pişirdin demek. Başına ma getirirsek kendisini pişirdiğin tabi Türkçe kendi sözcüğünü kullanmayı sevmiyor. O zaman pişirdiğin evet. Bunu ekel to ma tabak tahu cümlesinden nesneye dönüştürmüşüm. Mefulün bihe pişirdiğini yedim. Sakata düştü. Tamam. Bakınız şu ifadenin tümü tek bir ögeye karşılık geliyor. Şimdi hu onu verdin li bana. Onu bana verdin. Bu cümlenin başına ma getirince kendisini bana verdiğin. Tabi kendi sözcüğünü düşürecek. Düşürdüğümüzde bana verdiğin sakata düştü. Fiil fail öbeğine karşılık getirdik. Bak ma kendisinden sonraki cümleyi marife sıfat isme dönüştürür. Ma şimdi ye muruke sana emrediyor. Allahu Allah bihi onu. Yani Allah sana onu emrediyor. Bunun başına ma getirirseniz ismi mesul olarak Allah'ın emrettiği olmuş olur. Allah'ın kendisini emrettiği. Kendi sözcüğünü düşürünce Türkler sevmiyor. Efendim bunu bu cümlede nesneye mefule karşılık kullanmışız. İf'al yap. Ma ye'murke <laughs> Allah'u bihi. Allah'ın sana emrettiğini. Eza'ceni Beni rahatsız, huzursuz etti demek. Şimdi sakata düştü demekti değil mi? Ma sakata düşen. Düşen. Bu düşenin önüne bak. El takısız, teminsiz bir isim getirdiğimizde muzaaff olur. Orta isim tamamlaması çıkar. Sakata minke senden düştü. Ma sakata minke senden düşen. Savtu ma sakata minke senden düşenin sesi. Mesela para düşmüştür. Efendim kağıt yani bir şeyler düşmüş. İşte ama ne olduğu belli değil. Fakat onun, o düşenin, senden düşenin sesi, evet. Bu tek bir öge arkadaşlar. Bu cümlede fail öbeğidir Gördüğünüz gibi ismi mesul olan e, Ma da, e, efendim kendisinden sonraki cümleyi isim cümlesi fiil cümlesi şifî cümlesini efendim nitelik bildiren bir isme, e, efendim kavrama yani e, dönüştürmekte, yani sıfat fiil haline getirmekte. Efendim yukarıda ismi mevsul olduğunu söylediğimiz e, maaların yerine istersek eldeyi getirebiliriz. Daha önce men için de söylemiştim bunu. Fakat men ve ma sıfat olarak gelmez. Zaten buradaki örneklerin hiçbirinde e, bu elde ettiğimiz bütün e, sıfat olarak kullanmamış. Çünkü gelmez. Ama muzaffınıleyi olarak kullanmış. Senden düşen in sesi. Ee, efendim zaten sıfa doğru kullanıldığında e, sadece el takılı isim mevsulleri e, kullanıyoruz. Burada öyle bir durum söz konusu değilse bu e, maiyenin ellezi de getirebilir ve sakata ellezi fi ceybi e gaztu ellezi fi ceybike الذي سقط الذي سقط نقود أكلت ما طبقته يرنا أكلت الذي طبقته سقط ما أعطيته لي يرنا سقط الذي أعطيته لي افعل ما يأمرك يأمرك الله به يرنا افعل الذي يأمرك الله به يرنا بلفان Demek ki isim mevsuller kendisinden sonra cümle gelir ve isim mevsullerle o cümle bütün olarak tek bir ögeye karşılık gelir. Bu çok önemli ee, efendim. Şimdi soru mağasına geçiyoruz. Soru men edatı için söylediklerimiz ma için de geçerli. Tek bir ögeye karşılık gelir efendim cümle başında bulunur efendim. Ma haza bu nedir? Men akıllılar için ma akılsızlar için kullanılır. Ma de bu nedir? E, mesmuke e, ismin nedir? Ma te Şimdi fehimte anladın demek. Başına ma getirince o zaman neyi oluyor? Ne diyemeyiz efendim. Yani özne olarak ne diyemeyiz. Nesne olur. Çünkü e, fiil öznesini almış zaten. Nesne olmak şartıyla ne? Şöyle diyoruz. Türkçe'de hani ne gördün? Oradaki ne. E, nesne iki almamış olsa da e, nesnedir. E, efendim. Bazen yalın kullanıldı da e, olur. O Türkçe ile ilgili bir mesele. Neyse. Buradaki ma haberdir. Çünkü cevabında mesela şey diyorsunuz. Herdem kalemun. E, bu nedir? E, bu kalemdir. Kalem buradaki ma'nın cevabı. Demek ki kalem her tane haberi ise e, e, o zaman sorusu ma' o da haberidir. Mesbüke ismin ne? Cevabında mesela ismi hasenun diyoruz. Buradaki hasen haber. O zaman soru cümlesindeki ma' e, o da e, efendim haberdir. Cevabında mesela Fehim tu, ne anladın? Fehim tu, efendim şunu anladım. İşte şu şunu ifadesi e, feime fiilin mefonun bir ögesidir. Demek ki buradaki ma mefonun bir e, ögesidir. Ne neyi? Efendim tavsiyem şudur: e, fiillerle birlikte meyayı fiil yoksa ma'yı kullanmayı tercih edin. Bir engel mi var? Yok ama sık kullanım bu yönde. Yani meze fehimte de olur. Efendim ma fehimte de olur. Ama fiillerle daha çok meze fiil yoksa daha çok ma kullanmaktadır. Ma sakata meze ma sakata da denilebilir. Sakata düştü demek. Eğer ma isim mevsul olsaydı, düşen olurdu tekviri Olmaz. E, efendim, çünkü yargı bildirmiyor. E, bunun yargı bildirdiğini düşünüyorsak, o zaman, ma sakata, e, efendim, bu şuraya nokta koyacak olursak, e, ma sakata düşmedi. Tabi burada bir özne olması lazım. Mesela, ma sakatal sakata el kalemu kalem düşmedi. Fakat ben soru soruyorum. O zaman özneyi gizlemem lazım. Daha doğrusu şuradaki ma özne olması lazım. Ma sakata ne düştü? O zaman cevap vereceğim. Mesela e, sakata el kalemu kalem düştü gibi. İşte fealte yaptın. Ma fealte ne yaptın? Neyi yaptın? E, efendim mesela fi yedi kalemun. Elimde bir kalem var. Ma fi yedike efendim elinde ne var? Buradaki e, ma e, ayrı bir öge, fi yedike ayrı. Ma ayrı bir öge, fealte ayrı. Ma ayrı bir öge, sakata ayrı bir öge. Eğer bunların ayrı olmadığını düşünürsek elde ettiğimiz şu bütün şu 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 şu, şu e, efendim tek bir ögeye karşılık gelir ve mağalar ismi mevsul olur. Anlam da değişir. Masakata düşen. Ma e, yaptığın şey. Mafiyedike elindeki gibi. Ama soru maası olunca ma ayrı fiyedike öteki ayrı bir öge olmaktadır. Efendim, şimdi şart bağsından bahsediyoruz. Burada men şart edatında olduğu gibi ma da şart edatı olduğunda üç elemanı gerektirir. Bir tanesi kendisidir, şart edatı olmak. Diğeri şarta konu olan fiil. En sonda da sırasıyla en sonunda da şartın cevabı, sonuç cümlesi. Buradaki ma her ne e, sözcüğüyle tercüme edilebilir. Her ne yazarsan akrahu onu okurum. Efendim buradaki ma'nın şart edatı olduğunu gösteren e, en önemli gösterge, alamet, ipucu peşinden gelen hem de iki tane muzari fiilin mezmum olmasıdır. Mezmum olmasıdır. Ee, ve geniş zaman ekili tercüme edilir. Ee, normalde gelecek zaman diyeceğiz delalet ettiği zaman için ama e geniş zaman Arapçada gelecek zaman içerisinde değerlendirilir. Ma kitapta Kara Tuhu e efendim her ne yazarsan onu okurum. Diyeceksiniz ki mazi fiil niye geçmiş zamanla tercüme etmedin? İşte şart edatlarının efendim çoğu böyle e, kendisinden sonra gelen mazi fiil bitmemiş eylemle ifade edilir. Yani Türkçe'ye genellikle geniş zaman e, ekleriyle tercüme edilir. Geçmiş zaman bildirmiyor gördüğünüz gibi burada. E, efendim üç tane yine eleman var. Evet. Eğer şunu düşürecek olursak o zaman cümle eksik olmuş olur. Ya yargı bildirmez yani bazen bilinen bir şey düşürülebiliyor. Mesela efendim ben sana diyorum ki ne okursun diyorum. O da diyor ki ma de diyor. Her ne yazarsan, bu durumda cevabı olan kara tuhu ıı, düşürülmüş olabilir. Eğer kara tuhu düşürüp soru alameti koyarsak sonuna alametül istifem, o zaman şuradaki ma ıı, soru ma'sı olur. O zaman cevap vermemiz gerekir. Ne yazdın? O da diyor ki cevabında kitab turisaten, er kitabtu kitaben, kitabtu qissaten efendim gibi. <laughs> Şimdi man'ın görevlerinden bir tanesi de peşinden gelen e, e, fiilleri olumsuz yapmaktır. Hani man'ın çokça görevi var demiştik zaten. Hepsini ele almayacağız burada. Ma zahebe hasenun Öncesinde maasız e, yaklaşalım olaya. Zehebe Hasenun, Hasan gitti. ma getiriyorsunuz başına. Gitmedi diyorsunuz. Yezebe Hasenun, Hasan gidiyor. Başına maaş getiriyorsunuz. Hasan gitmiyor oluyor. Buradaki mağ'a da e, efendim olumsuzluk maası, ma'i nafiye e, deriz. Efendim. Ma'nın e, işte mazi ile de Bakınız Muzari ile de birlikte kullanımı e, söz konusu. Ma ismi mevsul olduğunda bak peşinden fi cümlesi de geliyor, isim cümlesi de geliyor, şibi cümlesi de geliyor. Bu bütünü nitelik bildiren bir isim e, haline geliyor ve tek bir ögeye karşılık kullanıyor. Ma'nın ismi mevsul kullanımı çok yaygın. Ma'nın diğer bir kullanımı da e, efendim e, mastariyedir maslar maasıdır. Şimdi şurada cümleyi bir okuyalım. Serrat. Serra yesurru suru sevindirdi demek. Serratni beni sevindirdi. Ziyaretüke. Ziyaretin. Efendim istersek biz serrani burada ziyaretüke sarih mastardır. Hani sözlüklere bakıyoruz ya. Zara yesur ziyaretin diyor. İşte mazi muzahariden sonra getirdiği isim sarih mastardır. Fakat efendim bir de müevvel maslar var ve Arapça'da çok yaygın. Örneğin mazi ya da muzare fiilin önüne en getirilirse o e, fiil cümlesini e, mastarlaştırır. Elde ettiğimiz o bütüne, şuna ve şuna müevvel mastar denilir. Ve müevvel mastar bütün olarak bir kelime grubu olup tek bir ögeye karşılık, Kullanılır. Zurt'e ziyaret ettin demek. En getirdiğimizde ziyaret etmen, ziyaret edişin. Bakınız en peşinden gelen fiil cümlesini mastarlaştırdı. Türkçe'de ma, ış, mak ekleri kullanılır. Et, o zaman çevirini, yani bu Arapça cümleyi Türkçe'ye çevirirken de e, nasıl mastarlaştırıyorsan, sen de mastarlaştır yani. Araplar e, en ile mastarlaştırıyor. Diyeceksiniz ki ama biz enden bahsetmiyoruz ki şu an madan bahsediyorduk. Evet oraya geleceğim. Serrani <laughs> en ziyaret etmen beni sevindirdi. ni en tezura ziyaret etmen beni sevindirir. Tabi burada en uzari fiilin önüne gelirse onu bir de nasip ediyor. Fakat ben mastar fonksiyonunu ön plana çıkarmak istiyorum. İşte buradaki efendim en var ya, evet. Onların yerine efendim ma da getirebilirsiniz. Zarani mazur te ziyaret edişin, efendim beni sevindirdi. Zarani ma tezoru beni ziyaret edişin beni sevindirir. Efendim burada en muzarefi ile etti. Peki yine aynı fonksiyonda kullanılan ma'yı getirsek ne olur? İma e, muzarefi ile etmez. Hani nasf nelerdi en len key izen bunlar muzari fiil ile ederler e, ama bunların arasında ma yok Hı, efendim evet, şimdi kafanız karışır mı bilmiyorum en artı muzari bitmemiş eylemli bir mastar ma artı muzari ise devam etmekte olan e, efendim bir mastar ifade eder Türkçe çevirisine bunu yansıtamazsınız. Daha doğrusu yansıtırsınız da başka sözcükle. Mesela Yesurunni entezura ziyaret etmen yani ziyaret henüz gerçekleşmiyor ileride. Efendim beni mutlu eder. Yesurunni matezor ise beni ziyaret ediyor oluşun. Ziyaret ediyor oluşun. Yani ziyaret şu an gerçekleşiyor. O yüzden derler ki şimdiki zamanlı mastarı ma ile gelecek zamanlı masları en ile, e, şey yap e, efendim e, kur efendim diyeceksiniz ki ama mazi de gelmiş işte onu diyorum. E, mazi gelince ne ma ne en e, onun zaman ifadesini değiştirmez. Yani burada ziyaret etme gerçekleşmiştir. En ile de gelse, ma ile de gelse. Ama muzariyi Bakınız şimdiki zamanda ma mastarlaştırıyor. Gelecek zamanda ise en mastarlaştırıyor. Efendim Arapça'da ma'nın e, mastar edatörü olarak kullanımı enle karşılaştırılacak olursa e, karşı, karşılaştırılamaz. Yani en çok önemli. En çok önemli. Efendim badema e, ifadesinde geçen ma, işte kable ifadesinde geçen ma efendim maslar maası sayılır. Badema se, sefera. seyahat etti demek. Badema tıktan sonra. Yani seyahat ettikten sonra. Bu badema sefera istenirse badema yusafiru da denilir. Badema yusafiru. Ee, ziyaret gerçekleşmiş. Bunda ise efendim gerçekleşmemiş. Badema seyafara seyahat ettikten sonra. Badema yusafiru seyahat ettikten sonra. Türkçe'ye yansıtamıyoruz. Ee, peki peki kablema yusafiru ziyaret etmeden önce ee, kullanımı. Burada bir ma daha var. ma devamiye. Yani zaman da bildiren mastar mâsı derler. Ma'dum tahayyen yaşadığım sürece demek. Buradaki ma e, önüne geldiği e, cümleyi zarflaştırıyor arkadaşlar. O yüzden dıkça, dığı sürece ekleriyle tercüme ediyoruz. Mesela se udafiuke udafiuke se anki seni savunacağım madumtu hayyen yaşadığım sürece e, efendim bu kullanım var. Şimdi bu maketepte cümlesine bakalım. Şuradaki ma mastar maası mı? Efendim isim mevsul maası mı? Eğer mastar maası olduğunu söylersek o zaman bunun anlamı bu kitabeteke yazışını seviyorum. Hani beni sevmeni seviyorum. Yok ihtimali seviyorum diyor ya onun gibi. o bu kitabeteke yazmanı, yazışını seviyorum. Efendim o zaman bu anlam verebiliriz bu durumda. Mayi mastariye deriz. Fakat bunun şöyle anlaşılması da mümkün. Uhibbu e, efendim ma e, mektubeke. Yani yazdığını e, efendim seviyorum. Eğer e, ma ismi ise yazdığı şeyi seviyorum. Eee mastar maası ise yaz, yazışını, yazmanı e, o işi yapmanı e, seviyorum olur. Eğer yukarıdaki cümlede ketepte'den sonra hu eklersek e, o zaman e, buradaki ma'nın kesinlikle isim mevsul olduğunu anlarız. Çünkü e, ismi mevsulden sonra gelen sıla cümlesinde kendisine dönen bir zamir varsa e, o zaman e, o isim mevsuldür. Eğer zamir yoksa o zaman ismi mevsul olma ihtimali var. Eğer anlam çıkarılabilirse mastarması olma ihtimali de var. O yüzden yukarıda ikisine de müsait ama anlam farklı gördüğünüz gibi. Bu ise yazdığını seviyorum demek Evet konumuz efendim bitmiş İstifade ettiğiniz umuyorum ee, e, özetle konu, mağanın görevlerini açıklamaya çalıştım. Ee,